Kankilerim, hepiniz oyuncu çift günlüğüne hoş geldiniz. Safa getirdiniz, bizden çok istediniz. GTA 5'le yine karşınızdayız efendim. Bugün Ayşur Reis'le birlikte efsane bir deneyle karşınızdayız. Aşkım aşkım hoş geldin. Deneyimizden birazcık bahset bakalım. Arkadaşlar öncelikle hoş buldum. Aşkım aşkım. Arkadaşlar siz de hoş geldiniz. Safa getirdiniz. Bugünkü deneyimiz denizaltını kaç tane insan işte... Ne bileyim hayvanla batırabiliriz. Yapabilecek miyiz bilmiyorum. Ben inanmıyorum. Ama aşkım aşkım yapacağını düşünüyor. Sence yapabilecek misin yavrum? Ben yaparım reis. Benim kafama koyup da yapamayacağım hiçbir şey yoktur arkadaşlar. 100 tane insan bakalım bu Kotaska denizaltını batırabilecek mi? Arkadaşlar toplanın hepiniz, şöyle burada bir deney yapıyoruz. Gelin bakalım. Aşkım gelmiyorsalar zorla getireceksin. Dostum öyle dürbünle sen kadınları falan mı kesiyorsun lan? Bir terbiyesize bak. Aşkım o kurtarıcı boğulanlara bakıyor. Can kurtaran. Ben birazdan karşıdaki denizaltına batıracağım, haberin olsun. Tamam. Ama beni itme dostum. Niye böyle saygısız ama yapıyorsun? Ama bak ayıp etti. Vur yumruğu sol gözüne. Allah sol gözüm orada. İşte böyle bir tane daha. O sağ da gözünde vurdu. Var değil mi Reis? İki bana... tane vurdu. 2-1, 2-2 duru. O zaman onu ağzını yüzünü kırarım. İlla bize emanet mi çektireceksin dostum? Ben şu emanet çekeyim mi? Aha, çekme aşkım, haksızlık olur. Haksızlık olursa yumrukla vururuz biz de. Çok iyi, artık bir can kurtaran yok. Görüyor musun? Sahilde milletin düşürdüğü paraları falan toplamış zırtı. Aşkım belki adamın kendi parası. Nereden biliyorsun? Arkadaşlar telefonlarınızı kamerasına çıkarın. Şöyle ön tarafa doğru bir gelin bakalım. Haydi haydi. Efsane bir deney yapıyoruz seçeceğin burada. Seçeceğin insan topluluğu erkeklerden oluşursa çok mutlu edersin beni. Deneyeceğiz gülüm. Haydi o zaman arkadaşlar şöyle deniz altına doğru yukarıdan bir gidelim. Şimdi bunu nasıl batıracağız hiç ama hiç bilmiyorum ama deneyeceğiz. Önce insanlardan başlayalım istersen aşkım. 100 tane insan bu arada bunu batıramaz. İnsanların hafifliği şey kilosu ne olabilir ki? Hadi 100 kilo olsun hepsi. Batıramaz öyle yavrum demir. Kilolu kilolu kalıplı insanları koyayım ya zaten. Aşkım şişko amcaları koyarsan daha güzel olabilir. Şişko niye amcalara koyuyoruz? Şişko hanımları koyalım. Bak mesela bu abla birazcık balı getirdi. Bunu koyalım. Daha böyle şişman kalıplı, bak mesela bu dayıyı koyalım baksana. Oy oy oy. Kasıyor ona. Vallahi kasıyor ne, bu batırabilir ya tek başına biliyor musunuz? Yok yine farklı insan da koyup bu olmasın. Aa biri de denize düştü. Batar mı acaba ya 100 tane insana? Şu an 80 oldu bile. Bile aşkım. Vallahi. Batmaz, hayatta batmaz. Aha bu spor hocalarını da koyalım. Şu anda 90. 100'ü devirdik. Yok batmadı. Batmaz aşkım. Aşkım peki bu ablalara koyarsan batar mı? Bu ablalar birazcık batırabilir. Abla siz de maşallah yani biraz spora gidin ya. Bunları da şöyle koyalım. Allah suya düşmeyin arkadaşlar, sapları sık ve düzgün tutalım lütfen. Rica ediyorum. Şimdi burada fizik kuralları çalışıyor Ayşe. Şu ön tarafı da eğer ki ağırlaştırırsak, bu taraftan daha ağır yaparsak sanıyorsam. Şu an 200'ü devirdin, hala batma yok. Yani 200'ü devirdik arkadaşlar, daha da fazla koyamıyoruz herhalde. Bir saniye son şunları da koyayım. Evet. 210 tane mi? Toplamda 210 tane. Arkadaşlar valla bunları silmeden şu anda bir şey yapamıyoruz. Allah hepsi suya düştü. Aa nerede lan? Battı. Batmadınız. Ben bunu havaya kaldırdıkça bunlar da bak. Allah ters çevirdi. Arkadaşlar insan deneyimiz başarısız oldu. Bu kadar çabuk başarısız olacaklarını hiç tahmin etmiyordum. Biz burayı temizleyelim. Yeni kotaskamızı çıkaralım. Bu sefer farklı türde hayvanlarla batırmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar kotaskamızı tekrardan koyduk. Bu sefer gülüm ne yapıyoruz? Abicim gel de şurada bir izle ya. Burada bir sanat icra ediyoruz. Şurada bir kal ya. Aa kaçıyor enayiye bak. Hop. Suya düştü. Harbiden enayiymiş. İnsanlarla batıramadığımız denizaltını hayvanlarla batıracağız aşkım inşallah. Hayvanlarla mı? Hemen arkadaşlar hangi hayvanları seçeceğimiz konusunda birazcık bakalım şöyle. Baba bu akıllı gülüm görüyor musun? Telefonla yardım çağırıyor. Aa suya düştü konuşurken. Vay çok kendim. Akıllıymış maşallah. İnek istiyorum bir tane. O zaman ilk ineklerle dolduralım bakalım burayı. İnekler batırabilir. Kendisi zaten kafadan şöyle bir 200-250 kilo vardır değil mi inek? Evet. Bir inek 3 insan etse 100 inek 300 tane insana. Harbi mi? Abi canım ya. O zaman batabilir. Ama biz fizik kurallarına aykırı bir şey yapıyoruz. Aslında şu tarafa dizsem hepsini. Bir köşeden batırtabilirim acaba. Ama oh. Düşüyorlar denize düşüyorlar inekler. Oo harbiden. Duruyorlar öyle. Oğlum, şu an 100 oldu. Möleyin möleyin. Ayşe bunları da bir cacık yapamayacak gibi. Biraz orta kısma da mı eklesen? Tamam şöyle diklemesine direkt böyle batsın aşağı doğru anasını zaten. Şu an 160 oldu bile. 211 oldu şu an. Aşkım inekler batırmadı. Şu ineklerin üstüne bir de ne eklesem? Bundan eklesem batar mı acaba? Kurt. Kurt da batırmadı. Arkadaşlar yine doldu limitimiz. 214 tane.
İnek de ne yazık ki batıramadı. Ben hemencecik deniz altını şöyle kaldırıyorum, havaya atıyorum. Bütün inekler suda kalıyor. Galiba sen batıramayacaksın aşkım bunu. Ben bunu batıracağım aga. İyi seyret arkadaşlar, biz buraları bir temizleyelim. Üçüncü deneyimizde görüşürüz. İneklerden de ümidimi kestim, insanlardan da kestim. Daha büyük hayvan lazım bize. Şu balıkları batırırım ya. Köpek balığı batırabilir. Bu Yunus gülüm, daha köpek balığına geçmedik. Tamam, Yunus da köpek balığı kadar büyük. Oo, Yunus batırıyor. Nasıl? Bak bak bak, biraz daha koysam batacak sanki. Şaka mı? Koy her tarafa aşkım. Kotoska'nın kuyruk kısmı battı bile. Hadi batıracak lan. Gibi. Batıyor lan valla. Üçüncü deney başarılı oluyordu. Battı lan, biraz daha koy. 85 hadi, tane. 90 yüzde bat artık. Batar Ayşe o biraz dursak. Şuraya koy aşkım, hadi hadi aşkım. Baş kısmı öyle ne derse gel ki. Batıyor mu? Lan bat artık. Şu orta kısmı koy, aynen oraya. Battı ama reis. İstediğim gibi batmadı ya. Tam batmadı evet. Suyun yüzeyinde arkadaşlar bir tane kısmı. Şu an komple battı bakayım. Çöktü. Kaç tane batırdı? 174 tane Yunus balığı batırdı arkadaşlar. Ben şimdi birazcık daha denizin derinliklerine doğru gideyim. Burada da başka balık çeşitleriyle, bu sefer de arabalarla falanla deneyeceğiz. Şimdi aşkım asıl mevzulardan birine geliyoruz. Hazır mısın? Hazırım aşkım. Dev bir köpek balığı koy zınk diye batsın. Bir tane de şuraya şöyle bir tekne mi gemi mi artık bunu koymak istiyorum gülüm. Buna insan koyacağım. Kotaska'ya da köpek balıkları koyacağım reis. Ama en büyüğünü koy. 3-4 taneyle batırmak istiyorum da. Oha işte reis, mavi balina. Tek atar mı? Evet, tek başına batırdı. Hayır, tam batıramadı. 2 tane koyayım. Hala batırdı. Bu taraf çıktı bekle. 3 tane batacak. 3 taneyle batırdık arkadaşlar. Kotaska şu anda denizin derinliklerine daldı. Vay be. Bunu batırır mı acaba? Acaba bunun bir tanesi batırır biliyor musun? Önce sonra direkt yandığından nasıl da battı. Battı, tek attı. O balinaydı, bu da köpek balığı herhalde. Bu batırır mı? Yok, bu batırmaz. Bu Yunus'tan daha küçük. Harbi batırmıyor lan. Yok, bu fısmış. Kaplan köpek balığı. Bir işe yaramadı. Bir tane Husky köpek koyduk mu? Onu koymazdın aşkım. Köpek balıklı. Aha. Korkuyorlar lan. Bir şey olmaz. Şöyle bunu havaya kaldıralım. Aşağı atalım arkadaşlar. Evet, bu deneyimiz de bitti. Başka bir deneyimize geçelim hemencik. Şimdi arkadaşlar buranın üzerine arabalar koyacağız. Bakalım arabalar ne işleyecek. Mesela süper arabalar koyalım değil mi gülüm? Oy. Süper arabaları bilmem de tank acaba tek başına bunu batırabilir mi? Onu da deneyeceğiz reis. Önce bir arabalarla başlayayım dedim. Her çeşit süper araba koyacağım da bunların Kotaska'ya deniz altına pek bana mısın diyeceğini sanmıyorum. Bunlar hayatta batırmaz. Batırdı lan. Hadi oğlum lan. Biraz daha zorlasalar var ya, düşmeseler Kotaska'nın üstünden. Yürüm kuyruk batıyor kısmı gibi. Battı. Ama bu tarafı dışarıda kaldı. Koyulmuyor ki, düşüyorlar aşkım, baksana kuyruğu battı sadece. İşte aynen öyle. Hadi lan. Yok. Şimdi arkadaşlar şuna da birazcık insan koymak istiyorum. Bakalım insan bunu batıracak mı? En çok merak ettiğim insan ya. İnsan batıramaz aşkım. Hele gemiler Titanic mesela veya başka büyük gemiler. Kaç tane, kaç bin insan oluyor? Batıyor mu? Doğru söylüyorsun. Batmıyor da. Ama gülüm bu da Titanic gibi bir gemi değil ki anasını zaten. Ya bu da batmaz bence. Bu da bayağı insan alır. Ama sandal falan mesela daha küçükleri batar hemen. Bana mısın demiyor arkadaşlar. Bu anda gülüm yüzden fazla insan var. Acaba buraya bir de bir iki tane araba koysak nasıl olur? Batar mı batmaz mı? Batırmaz. Anca 100 tane falan koysam belki. Zınk. Hadi lan oğlum bat lan. Şu köşelere koysam. Ama ben buna ne yapacağımı biliyorum reis. Sadece seyret. Zınk. Tank mı? Tank değil de şöyle büyük arabalardan koyuyorum. Bak bak bak. Devriliyor. Bak. Hadi lan. Oh batır be. Bırak. Bir tane daha koy. Şundan da şuraya atsak bir tane daha. Yok. Ulan yine bana mısın demedi bu. Neymiş böyle? Bunu koysam. Batar. Aha valla batmadı gülüm. Batmadı. Ama bayağı bir hareket ettirdi. Bir tane de. Aha. Ya şu ne oluyor? Batırdı. Batırmadı hala. O düştü. Bir tane daha koy. Batmadı. Bir tane şöyle büyük bir kamyonet. Bir tane daha. Çöp kamyoneti. Bir tane daha. Batıyor. Battı valla bak. Ters battı ya. Bu da bayağı güçlüymüş ama. Oy ben Kotaska'nın üstüne bundan koymak istiyorum. Acaba bunlar Kotaska'yı batıracak mı? Şimdi arkadaşlar oyunun en ağır iş makinelerini deniz altının üstüne koyacağız. Bakalım batacak mı? Tek mi attık reis?
Yok. Sadece bir tane de. Bir tane daha koysa 3 taneye batar aşkım. 3 tane. 4 tane reis buraya da koyarsak batar herhalde bu sefer. Battı lan. Battı. 5'e tam gider bence, hiç gözükmez. Yo, batmadı. 5. 6'ya tam gider ya. Git artık oğlum, bat. Artık git. Battı. Gitti. Hadi elveda, bu sefer kuyruk kısmı çıktı ama ya. Yok yok, gitti aşkım, yok. Vallahi gitti lan. Denizaltına demek ki 5 tane bu iş makinesi batırıyormuş. Başka ne yapabiliriz? Sen de yaratıcılığa da konuştur. Aşkım ben ne denemeni istiyorum biliyor musun? He. Böyle bir tane tekne. Ama az öncekinden büyük var mı? Uzun biraz. Şöyle bir teknemiz var. Böyle var. Bunlar küçük. Böyle bir yelkenimiz var. Öyle büyük bir teknemiz yok. Bir tane en yat. Büyük mega yatlar, ama onu başka videoda kullanmak istiyoruz arkadaşlar. Eğer çok güzel bir like gelirse bu videoya, o videoda bakacağız artık. Batırabiliyor muyuz, batıramıyor muyuz? Motorlarla denemeni istiyorum ya. Motor da ağır ya böyle. 100 tane motor batırabilecek mi acaba? Deneyelim hemen gidelim. Ama böyle ağır motorlar var ya, onlardan. Mesela şu. Aynen bunlardan. Koy aşkım her tarafa. Batırır mı? Bence batırmaz ya. Motor hafif ki görüyorum. En aşkım ağır batırır. Motoru budur bence bak şimdi. Görüyor musun? Allah! Ön tarafa motorlar niye patlıyor? Ne olursun be kardeşim ya. Ön tarafa koymuyorsun ki ama sen. Buraya koy. Buradan doğru batsın. Helal olsun lan. Bu tekne neymiş öyle? Bayağı motor aldı var ya. Bunları batarım acaba motora? Yok, bu da bana mısın demedi gülüm motorlara. Batıyor batıyor. Nasıl batıyor ya? Motor güçsüz müymüş ya bu kadar? İnek dene aşkım. Bunun üstüne de inek koy. İnekler var ya, batıracak bunu şimdi. Veya fil koy, fil. Fil var mı? Yok ki. Maymun koy. Yanlışlıkla şey bak, köpek balığı Yunus nereye gittin lan kardeşim, özgürlüğüne kavuştu. Uçtu. Bunlar batmıyor ki. Aha battı. 3 tane battı. 4 tane Yunus koyarsa yer böyle batmıyor lan. Şimdi aynı yere koyma aşkım, uç tarafa koy. Aşkım sanki çok yer var daha, buna da batsın artık bir zahmet. Buna batmayacak yok ya arkadaşlar, balina. Yok oldu. Balina çok büyük. Baksana gülüm. Aa bunu batırmadı. Sen şaka mısın, bu tekne ne böyle lan? Ulan var ya, koskocaman Kotaska'yı deniz altına batıran balina şu dandirek şeye batıramıyor ya, yazıklar olsun. Kendisi batıyor, bu batmıyor ya. Demek ki neymiş, büyüklüğü parası önemli değilmiş. Oo hala çıkıyor suyun üstüne. Aşkım bu çok iyi. Aa battı bu sefer. Bak yok, batmadı. Bu ne oğlum? Batmayan tekne yapmışlar. Merak ettiğim bir şey daha var arkadaşlar. Şimdi ona da bir geçelim. Şurayı ben şöyle bir temizleyeyim. Peki gülüm, acaba bu Kotaska helikopterlere, savaş uçaklarına falan dayanabilecek mi? Helikopterlere bence dayanır ama savaş uçaklarının 2-3 tanesi bunu batırır. Göreceğiz bakalım. Bir tane bundan koyduk. Batırmadı. Bu ne lan böyle? Şu zeplini koyayım mı en son? Aşkım koysana bir. Tek atacak mı? Bu batırdı herhalde. Hayır hayır hayır, sudan yere çıktı yukarıya, bu düştü. Bir tane savaş uçağı koy. Bir tane daha koy. Bir tane bundan koyalım reis. Oha batırmadı hala. Oğlum harbiden nasıl batırmadı? Hala batmadı aşkım. Bir tane daha koy. Bundan koyalım birazcık. Bunlar batırmaz ki. Oğlum batmıyor lan bu şaka maka. Ne oluyor oğlum, bu nasıl bir mevzu? Uçaklar patlıyor ama batmıyor. Vallahi Kotaska hiçbir şey olmadı. Tebrik ediyorum Kotaska'yı. Ulan köpek balığına batıyorsun, bu uçaklara batmıyorsun ya. Saçmalık. Büyük mega zeplini koyacağım. Bakalım zeplin Kotaska'nın hakkından gelebilecek mi? Tek atar. Tek atar mı? Bence atmaz. Atar. Koydum. Atmadım mı ulan? O zaman iki. Biraz. İki tane zeplin. Bat artık. Batmadı. 3 tane zeplin. Bat artık. Battı. Batmadı reis, nereye battı? 4 o zaman. 4'ü de koyayım şöyle, o koyduğum sayılmasın hadi. Şuradan koysam. Yok bak görünmüyor. Ama ha battı şimdi herhalde. Yo burada işte görünüyor. Görünmüyor aşkım, görünmüyor. Ama zeplinlerden dolayı görünmüyor gülüm. Niye düşmüyor? Ama sen koymamışsın ki, şunların ikisi dışarıda. Al ulan al al. Her yere zeplinle doldurayım ha. Al. Al. O, batsın artık. Aşkım hala batmadıysa yuh, bak bakayım. Evet arkadaşlar, vallahi çok eğlenceli, efsane bir deneyim daha
donuna geldik diye düşünüyorum. Bakalım bir dakika, önce bir şehre ışınlanayım da ben. Arkadaşlar siz de böyle denememizi istediğiniz şeyleri yorumlarda belirtin, biz de sizle birlikte deneyelim. Deneyelim tabii ya kardeşim benim. Yazın, yazın yorumlara. Bir sürü farklı fikirleri açığız arkadaşlar. Değişik deneyler olur, değişik challenge'lar olur. Bak mesela burada uzanan, güneşlenen ablalarımız, abilerimiz var mı? Allah, aşağı düştüm. Yok aşkım, hepsi nasıl gitmiş. Lan? Bunun altında sanki birisi var, kafasına denizaltıyla mı geldik biz? Adamların rahatını bozdun. O zaman kankiler, umarım bu GTA 5 videosunu da beğenmişsinizdir. Bu bölümde 100 insan, 100 hayvan ve 100 araç deneyi yaparak denizaltını batırmaya çalıştık. Bazılarında başarılı olduk, bazılarında başarısız olduk. Enjurez daha fazla kankiler GTA 5 videolarının gelmesini istiyorlarsa ne yapsınlar? Videoya like atsınlar, kanalımıza abone değilseniz abone olup da bildirimleri de açarsanız kankiler bizi çok mutlu edersiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz kankiler, ben bu adamı döverim şimdi.